Şimdi sorunsuz, sıkıntısız şöyle düşünelim, böyle kurgulayalım habere giderken Bulgaristan'da gittik oyumuzu kullandık. Oradan da dönerken dedik ki, ya bir Nevşehir'e gidelim, Nevşehir'in güzelliklerini görelim. Bizi bıraktılar kent meydanında böyle yürüyoruz. Kent meydanına bir ismin verildiğini görüyoruz. Abdullah Çatlı. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda adı geçtiği Birkaç katliamı ve cinayeti söylediğimizde bile zaten tüylerimiz diken diken oluyor. Abdi İpekçi cinayeti gibi, Ankara'da 7 tiplinin öldüğü Bahçeli Evler katliamı gibi ismi geçiyordu. Nevşehir'deki bir kent meydanına verildi. Nevşehirli olduğu için abisi de demiş ki Nevşehir kahramanlarına sahip çıkmış. İyi Partili Nevşehir Belediyesi karar aldı. Kent meydanına Abdullah Çatlı'nın ismi verildi. Nevşehirli olan Abdullah Çatlı 3 Kasım 1996'da Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran susurluk kazasında öldü. Devlet, siyaset ve mafyanın buluştuğu skandalın baş aktörüydü. Çatlı 1980 öncesi dönemde ülke ocaklarında yöneticilik yaptı. Çatlı'nın adı 80'li ve 90'lı yıllarda birçok olayla ilişkilendirildi. Bedrettin Cömert, Abdi İpekçi cinayetleri, Ankara'da 7 tiplinin öldürüldüğü Bahçeli Evler katliamı gibi Bahçeli Evler katliamı davasında Haluk Kırcı yargılandı. 7 tipli öğrenciden beşini kendisinin, ikisini de Abdullah Çatlı'nın öldürdüğünü öne sürdü. Şimdi de İyi Partili Nevşehir Belediyesi tarafından Borsa Kavşağı olan meydanın ismi Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirildi. Belediye Başkanı Rasim Arı, kararı Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı'nın da katıldığı bir toplantıda duyurdu. Zeki Çatlı sosyal medya hesabından, "Rasim Arı memleketimiz Nevşehir'in kahramanlarına sahip çıkarak büyük yüreklilik göstermiştir." dedi. Başkan Rasim Arı'ya teşekkür etti.